Türkiye'nin spor markası Airlife, Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile Sağlık Karnesi'ni sunar. Merhabalar. Yeni bir Sağlık Karnesi programı ile yine karşınızdayız. Bugün farklı formatta bir program yapacağız. Bugün seçtiğimiz bir konu başlığını ben hekim olarak ve konuğumuz da bu sıkıntıyı yaşamış bir hasta olarak, sağlığına kavuşmuş bir hasta olarak anlatacak. Ben öncelikle hemen konuğumuzu tanıştırmak istiyorum. Sevgili Alper Bilgili, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle buraya gelip bize destek verdiğin için teşekkür ediyoruz. Çünkü insanlar bazen dertlerini böyle kimseyle paylaşmak istemiyorlar ya da gizli gizli paylaşalım diyorlar. Biz burada neyi amaçlıyoruz? Sıkıntılarımızı anlatalım ki bu sıkıntıyı yaşayan insanlar da bunlardan ders alsınlar, bir şeyler öğrensinler. Bugünkü konu başlığımız çarpıntı. Yani hemen hemen herkesin yaşadığı bir sıkıntı. Niye bugün çarpıntıyı seçtim onu söyleyeyim. Bizim bir web sayfamız var bilgilendirici amaçlı, kalbinisev.org diye. Son dönemde en çok okunan yazılar hep çarpıntıyla alakalı. Ve şunu fark ettim, gerçekten insanlar çarpıntıyı ciddi bir şekilde hissediyorlar. Peki öncelikle ben biraz anlatayım çarpıntının ne olduğunu, sonra da size döneceğim. Çarpıntı nedir peki? Çarpıntı aslında kalbimizi hissetmemiz. Yani kalbimizin çalıştığını hissetmemiz. Normalde kalbimiz günde 100 bin kere ortalama atar, yani çarpar ve o normal günlük atımını yaparken biz bunu hissetmeyiz. Ama bunu hissetmeye başladığımız an deriz ki ya burada bir sıkıntı var. Bu nedir? Bu çarpıntıdır. Kimi bunu tekleme olarak hisseder, kimi bunu böyle kelebek çırpıntısı olarak tarif eder. Der ki içinde sanki bir kelebek var, böyle kanatlarını çırpıp duruyor der. Kimisi böyle göğsünde dışarı çıkacak bir şey gibi hisseder. Yani bunların ortak şeyi çarpıntı. Peki bunu yaşadığımızda ne yapmalıyız? O nokta önemli. Bir kez çarpıntıyı herkes yaşar ve herkes hemen hastaneye koşması gerekmiyor. Çünkü çarpıntının sebeplerinden sorguladığımızda kalp ile ilgili sebepleri kalp dışı sebeplerinden daha az. Ya bu nokta önemli yani. Çarpıntımız varsa öncelikle bizim vücudumuzu bir gözden geçirmemiz lazım. Çünkü çarpıntı vücudumuzdaki bir hastalığın sinyali olabilir. Hemen direkt kalpte yoğunlaşmamak gerekiyor. Ama ne oluyor? Kişiler çarpıntı kalple alakalı olduğu için insanlar genelde kardiyolojiye gidiyorlar. Bize geliyorlar. Biz de ne yapıyoruz? Bununla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Öncelikle kalp dışı araştırmalar yapıyoruz. Çarpıntı neden olur? En sık sebebi kişideki kondisyon azlığıdır. Yani kişi yürümeye alışık değildir. Sürekli sedanter dediğimiz yavaş, hareketsiz bir yaşama alışmıştır. Ve ne yapar? Bir kat merdiven çıktığında ya da bir haber aldığında nabzı durup dururken direkt 70'ten 120'lere, 130'lara çıkar. Ve bunu çarpıntı olarak, yani en sık sebeplerinden bir tanesi bu. Onun dışında özellikle evhamlı yapılarda, streste, kişilerde bunlarda çarpıntı daha fazla olur. Bunun dışında biz nelere bakıyoruz? Kansızlık var mı yok mu? Kansızlık çok iyi bilinen bir çarpıntı sebebi. Guatr var mı yok mu? Ona bakarız. Tansiyon hem yüksekliği hem düşüklüğü çarpıntı sebebidir. Buna bakarız. Kimi kişilerde şeker düşüklüğü çarpıntı yapar. Onun dışında özellikle kafeinli gıdalar, çay, kahve çarpıntı yapabilir. Sıklıkla atlanan noktalardan bir tanesi de enerji içecekleri. Yani enerji içecekleri çarpıntının sık sebeplerinden bir tanesidir. Onun dışında özellikle spor yapan kişilerin aldığı suplementler, bunlar çarpıntı yapabiliyor. Bunlar hepsi çarpıntı sebepleri. Çok basit ve gözden kaçan bir sebep söyleyeyim. Oturduk, yemek yiyoruz. Yemek sırasında böyle bir halsizlik, bir çarpıntı hissettik. Ne olabilir? Besin alerjisi olabilir. Yani özellikle bu deniz mahsulleri ürünlerine karşı alerjileri olabiliyor. Bunlar bir çarpıntı sebebi olabilir. Onun dışında vücudumuz yorgundur. Uykusuzluk. Uykusuzluk ciddi bir çarpıntı sebebidir. Sigara, alkol tüketimi. Bunlar hepsi çarpıntı sebebidir bakıldığında. Vücudumuzda bir enfeksiyon vardır. Ateş vardır. Vücutta bir ağrı vardır. Sırt ağrısı, karın ağrısı. Mesela bunlar hepsi çarpıntı yapar. Hani bakıldığında çarpıntı aslında bizim için bir sinyal. Peki biz geldik. Öncelikle biz kalp dışı sebepleri bir irdeledik. Çünkü biz kalp dışı sebepleri irdelemezsek, onları yakalamazsak, onları ortadan kaldırmazsak ne olacak?
şikayetler devam edecek. Siz çarpıntıyı azaltıcı bir ilaç verirsiniz ama ne olur? Sıkıntı çözmemiş oluruz. Bütün bunları yaptık, baktık, kalp dışı farklı bir şey bulamadık. Ondan sonra biz kalbe yoğunlaşmaya başlıyoruz. İşte ritim bozukluğu var mıdır, yok mudur? Kapaklarda bir sıkıntı var mı, yok mu? Kalp büyümesi var mı, yok mu? Bunların hepsinin sebebi çarpıntıdır. Ben burada size dönmek istiyorum. Siz çarpıntıyla ilk olarak ne zaman karşılaştınız, ne zaman yaşadınız bu sıkıntıyı? Yaşımız da genç çünkü ama çarpıntı çocuk, genç, yaşlı herkesi tutan bir şikayet. Hocam ben bundan 5 sene kadar önce evde normal yaşantımı sürerken bir anda eğildim ve kalktığımda bir yoğun bir çarpıntı hissettim. Sonra bu çarpıntı birkaç dakika sürdü. Yatağa yattım. Biraz yatay vaziyette dinlenmeye çalıştım. Sonra çarpıntının geçtiğini düşündüm. Ama bir dengesizlik hali, yorgunluk hali olduğunu fark ettim vücudumda. Dedim herhalde çok yoruldum bu ara ve kalbim biraz zorlandı. Biraz dinleneyim. Ertesi gün yatarım, kalkarım. Şeyim kalmaz diye düşündüm. Daha önce de böyle bir rahatsızlık yaşamadığım için. İlk kez yaşadınız bunu. İlk kez yaşadım. Ya evet. Bu nokta önemli. Biz hastalarımıza şunu söylüyoruz. Daha önce yaşamadığınız bir sıkıntı yaşamışsanız, yani gelip geçici böyle nabız yükselir geçer, bunu çoğu kimse yaşar ama daha öncesinden farklı bir çarpıntı atağı gelip sizi ciddi anlamda rahatsız etmişse ve bunu ilk kez yaşamışsanız mutlaka bir hekime görünmekte fayda var. Evet. Buyurun. Uyudum, kalktım, ertesi gün hala düzelmemiş olduğumu fark ettim. Öğle vaktine doğru, yani oturur vaziyette sorun yok ama ayağa kalktığımda dengemi sağlamakta zorlanıyorum. Halsizlik var. Baktım ki hani iş öyle dinlenerek geçecek bir rahatsızlık değil bu herhalde diye düşünüp acilen eşimden rica ettim. Beni en yakın hastaneye götürdü. Yolda bir iki defa fenalaştım diyebilirim. Hatta yani bayılacak gibi hissettim kendimi birkaç kere. Ama bir şekilde acil servisine ulaştık. Evimize yakın bir hastanenin. Orada önce EKG, ardından acil müdahale odasını aldılar ve işte serumla bir takım ilaçlar verdiler. Ya ben bu nokta önemli. Çarpıntı yaşayan kişi eğer saniyelik bir çarpıntı değilse, geldiğinde 5-10 dakika sürüyorsa, onun yakalanması için mutlaka en yakın sağlık kuruluşunda bir EKG çekilmesi lazım. Çünkü o EKG direkt o çarpıntıyı saptamada biz hekimler için ciddi anlamda yol gösterici. O açıdan hani çarpıntının geçmesini beklememek lazım. 5-10 dakika sürdü. Hemen yakın bir yerde EKG çektirdiğinizde bilin ki tanının yarısını sağlamış oluyorsunuz. Evet. Siz ne yaptınız ondan sonra? EKG'niz çekildi. Çekildi. Sonra acil bir şekilde bizi bir odada serumla bir ilaçlar verdiler. Sonra 1-2 saat geçti bunun üzerinden. Sonra dediler ki müdahale etmemiz lazım. Ben o zaman tam olarak neyin içinde olduğumu idrak ettim. Meğerse işte ritim bozulmuş, bir ritim bozukluğu meydana gelmiş. Ritmim 200 ile 300-500 arasında inip inip çıkıyor her saniye ve bunu sinüs atımı dediğiniz bu düzenli atımı 60 ile 100 arasına indiremiyorlar bir türlü. Evet, burada araya gireyim. Bu nokta önemli. Şimdi normal istirahat halinde nabzımız genelde 60 ile 100 arasındadır. Uykuda 60'ın altına iner ve günlük yaşantımızda sıklıkla 140-150'leri buluruz. Ama özellikle istirahat halinde nabzın yüzlerin üzerinde olması bir sıkıntıyı gösterir ve çarpıntı şikayetiyle bize gelen kişilerde de biz öncelikle bu ayrımı yapıyoruz. Kişinin bu yaşadığı sıkıntı normal ritmin hızlanması mı yoksa ritim bozukluğu mu? O ayrımı yaptıktan sonra eğer bir ritim bozukluğuysa o zaman çoklukla ileri tedavi gerekiyor. Sizde de bir ritim bozukluğu olduğu anlaşılmış. Yani aslında çarpıntının altında çoğu zaman ritim bozukluğu çıkmaz ama biz deriz ki çoğu zaman çıkmasa bile bazen bir ritim bozukluğunun göstergesi olabilir. Mutlaka muayene olun. Sizde de bu ritim bozukluğu saptanmış ve nabız olarak da hani 200'ün üzeri gerçekten tehlikeli. Neden? Çünkü 200'ün üzerindeki nabızlar uzun süre durulduğunda kişide tansiyonu düşürür ve baygınlığa meyil yapar. Bazen de daha ciddi böyle ölümcül ritim bozukluğuna dönüşüm olabilir. Bu açıdan 200'ün üzerinde çok dikkatli olmak lazım. Evet.
Sizde neler yapıldı ondan sonra? Sonra ne yapacağız diye sorduk tabii bilmediğimiz için. Dediler ki kardiyoversiyon denen bir yöntem uygulayacağız. Evet, bu, yani kardiyoversiyonu da izleyicilerimize söyleyeyim. Bu şok verilerek ritmin normale döndürülmesi demek. Yani arabaların eskiden ittirerek çalıştırılırdı. Biraz yok, ona bu, benzetiyorum. Bu, yok bu aslında şey yani iki arabayı kafa kafaya getirip aküyü doldurmak için bağlarsınız da oradan elektrik verirsiniz evet. Ya. Öyle bir şey gibi düşünün yani. Yani tabii çok ağır bir tereddüt yaşadık o anda. Evet. Dedik ki yani hayati risk var mı? Çok küçük de olsa var ama dediler hani şu anki ritim bozukluğuyla devam ederseniz çok daha büyük bir hayati riskiniz var. Dolayısıyla acilen kardiyoversiyon uygulamamız gerekir dediler. Beni uyutup işte o bahsettiğiniz şok cihazıyla evet. Sıfırlayıp kalp atışını durdurup tekrar çalıştırıyorlar herhalde. Orada şey yapıyoruz şimdi orada. Kalp ritmi çok düzensiz. Böyle hücreler arasında bir düzensizlik var. Biz kalbi durdurmuyoruz orada. Dışarıda bir şok verince hücreler ne oluyor diye hepsi sıraya diziliyor. Ondan sonra ritim normale giriyor. Öyle bir durum oluyor. Sizde de herhalde bu şokta ne olmuş? Normale döndürülüyor. Uyandığımda 60 ile 100 arasında gördüm evet. Ekranda kalp atışımı ve çok memnun oldum tabii bu duruma. Sonra... size geldim aslında bu rahatsızlıkları evet. Yaşadıktan sonra araştırdım birkaç yer ve size başvurdum. Sizin müşahedeniz altında tedavi sürecime başladım. Bu sırada doğuştan gelen aynı zamanda bir VPV dedikleri işte Wolff Parkinson White denen bir rahatsızlığım olduğunu öğrendim. Evet, tabii yani ritim mevcut ritim bozukluğunun üzerine ikincil bir ritim bozukluğu eklendi. Öyle olunca olay daha da zor hale geldi. Tabii bu tür durumlarda hani genelde ilaç tedavisi veriyoruz. Size holter bağlandı mı o dönemde? Evet, bağlandı. Şundan önemli, biz çarpıntı yaşayan hemen hemen herkese günlük yaşantısında şikayetleri nasıl gidiyor diye 24 ya da 48 saatlik ritim holterler bağlayıp o ritmi takip ediyoruz. Ritim bozukluğu var mı yok mu? Eğer bu sürede yakalanmayan böyle nadir ritim bozukluklarında, nadir geçen çarpıntılarda da olay kaydedici dediğimiz, event recorder dediğimiz cihazlar da var. Onlar da takıldığında genelde bir ay kadar kişilerin üzerinde durabiliyor. Ama çoğunlukta genelde 24 ya da 48 saatlik holter yeterli oluyor. Ne yapıyoruz? Üzerimize elektrotlar bağlıyoruz. Walkman büyüklüğünde bir tane kayıt cihazı. Siz günlük yaşantınıza devam ediyorsunuz. Sizde holter sonucunda ne çıktı? Holter sonucunda benim işte bu tip bir ritim bozukluğu, çarpıntı beraberinde rahatsızlığım olduğu ortaya çıkınca öneri şu oldu tabii ki hani bunu gidermek bir şekilde. Bir süre sonra da bunu bir tıbbi müdahaleyle giderme tercihinde bulunduk. Evet ona da ablasyon diyoruz, evet. Yakma işlemi diyoruz. Aslında her ritim bozukluğunda bu ablasyon işlemi uygulanmıyor ama sizin bu ilk ritim bozukluğuna etki eden ikinci ritim bozukluğu, Wolff Parkinson White dediğimiz ritim bozukluğu ciddi bir ritim bozukluğu ve bu iki ritim bozukluğu bir araya geldiğinde nabız çok ciddi yükseklere varabiliyor, risk oluşturduğu için bu grupta biz ablasyon dediğimiz yakma işlemini biz öneriyoruz ama her hastaya hemen ablasyon kesinlikle önerilmiyor. Onu da izleyicilerimiz bilgisine sunuyorum. Ben de bir süre ilaçla tedavi olduktan sonra kendim de bunu arzu ederek bu tedaviye başladım. Yani o tedaviye oldum daha doğrusu. Bu tedavi de kabaca şöyleydi. Kalbimin elektrik sisteminde bir kısa devre yapan evet. Damarlar var herhalde evet, anladığım aynen kadarıyla. Öyle, aynen öyle. Bunların kısa devre yapmasını önlemek ve ritmin doğal akışını bozmasını engellemek için o aradaki kısa devreler yakılarak veya dondurularak yapılıyor ve anjiyo evet. Normal anjiyo yapılır evet, gibi kasıktan çok, girilerek yapılıyor. Hatta tam bayıltarak da değil. Evet. Yani yarı baygın. Yani ben izledim yani operasyonumu biz ona ekranda. Şey diyoruz. Biz sedasyon diyoruz. Evet. Yani uyku hali evet. Olan. Niye anestezinin etkilerini, derin etkilerini ortaya koymamak için. Peki bu işlem size yapıldı. İşlemden sonra sağlığınıza kavuştunuz mu? Şöyle işlem bittikten sonra kısa bir süre benim tekleme diye tabir edebileceğim ama doktorların işte ekstra sistol evet, aynen öyle. O da ayrı bir galiba. Çarpıntı. Bir yeni bir durum oluştu. Evet. O da çok
kısa bir sürdü. Yani 1-2 hafta içinde o da ortadan kalkar bu demiştiniz. Siz evet. Hakikaten birkaç hafta içinde o da kalmadı. O günden bugüne son derece rahat. Ne tansiyonum yükseldi ne nabzım. Çarpıntıyı da bir daha yaşamadınız. Yaşamadım, hayır. Hep 60 ile 100 arasında genellikle ritmim ve düzenli peki, atım. Peki çarpıntıdan korunmak için ne yaptınız yaşantınızda? Özel bir şey sürdürdünüz mü? Şöyle, şunu fark ettim. Kahve, bazı kahve türleri mesela söylediğiniz gibi sizin de çok şey yapabiliyor, çarpıntı yapabiliyor benim bünyemde. Veya aşırı stresli iş ortamı etki edebilir. Heyecanlar ve stresler. Hatta bu ritim bozuklukları insanda hani psikolojik açıdan da zaman zaman sıkıntılara yol açabiliyor. Çünkü ciddi kalbin tabii, duracakmış gibi tabii, olduğunu hissediyorsunuz bir olay var. Bazen. İnsanlarda şu korku oluşuyor. Acaba ben bu sıkıntıyı nerede yaşayacağım tekrar? Evet. O korku oluştuğunda bu sefer ne oluyor? Ortalama nabız yükseliyor. Durup dururken siz orada çarpıntıyı tetiklemiş oluyorsunuz. Yani hem çarpıntı hem panik atak da oluşabilir. Çok rahatlıkla bu rahatsızlığın beraberinde insanlarda ama çok şükür yani bu bir dönem sıkıntı yaşadım ama bu son operasyondan sonra evet. Beslenmeme daha dikkat ediyorum. Evet. Yani şunu söyleyebiliyoruz kesinlikle. Çarpıntılar nadiren böyle ciddi ritim bozukluklarını gösterebiliyor. Ki sizin bu gizli kalmış ritim bozukluğu bu sıkıntıyla anlaşılmış. Evet. Ve belki daha ciddi durumlar bu yapılan tedaviyle önlenmiş olmuş. Evet. Ama basit çarpıntılar var diyelim. Bu ritim bozukluğu olmayan durumlarda bizim ne yapmamız lazım? Bir kez sağlıklı yaşıyorsak, sağlıklı yaşamda bizim çarpıntı şikayetlerimizin olması çok da olağan değil. Bir kez en önemli nokta hareket edeceğiz. Yani mümkünse haftanın her günü, yani günde 30-40 dakika tempolu yürüdüğümüzde, egzersiz yaptığımızda bizim nabzımız uzun vadede düşecektir. Yani nabızdaki bu dalgalanmalar, yani bir kat merdiven çıktığımızda nabzımız 150'lere çıkmayacaktır. Bu açıdan en önemli noktalardan bir tanesi hareket. Diğer nokta kilo. Kilolu olmayacağız. Kiloda ne oluyor biliyor musunuz? Kalp hemen büyümüyor ve kalp daha büyük bir kütleye kan yetiştirmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Otomatikman daha hızlı çalışmaya başlıyor. Evet. Ve nabız artırıyor. Yani kilo çarpıntının sebeplerinden bir tanesi, ne yaptık? İdeal kiloya vardık. Diğer nokta uykusuzluk. Uykusuzluk gerçekten çarpıntının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Uyku kalitesi de önemli. Onun için mutlaka gece 11 ile 1 arası uykuya dalıyoruz ve kaliteli 7 saat uyku sürmeye gayret gösteriyoruz. Uykuyu da hallettik. Vücudumuz susuz kaldığında çarpıntı daha sık gözleriz. Onun için mutlaka günde 8 ile 10 bardak su içmeye gayret gösteriyoruz. Diğer nokta, stresle ne kadar mücadele edebiliriz İstanbul koşullarında, ama mümkün oldukça stresle mücadele ediyoruz. Ben bununla ilgili bir hashtag'im var, stresten uzak diye. Nerede huzur buluyorsanız aralıklı mutlaka huzur bulduğunuz yerlere kısa geziler yapın ve stresten uzaklaşın, stresten uzak kalın diyoruz. Diğer bir nokta tabii alışkanlıklarımız, sigara, alkol, özellikle bu suplementler, ek gıdalar, onun dışında enerji içecekleri, bunlar hepsi çarpıntının sebepleri, uzak kalmaya çalışıyoruz. Özellikle kahve tüketimi, çayda birazcık daha azdır ama kahve tüketimi çarpıntıyı tetikleyebiliyor. Çok öyle çarpıntı şikayetleri olanlar mutlaka bunu azaltacaklar. Filtre kahve belki biraz daha, ya da kafeinsiz kahveler çarpıntıyı daha az tetikleyebilir. Diğer bir nokta, vücutta bir hastalığımız var mı yok mu? Bu çarpıntı acaba bizim için bir sinyal mi? Ne yapacağız? Hem kalbimizi kontrolden geçireceğiz, hem bütün vücudumuzu kontrolden geçireceğiz. Farklı bir şey var mı yok mu? Onu mutlaka yapacağız. Onun dışında özellikle yeşil çay, alıç çayı, yani bu çay tüketimleri ne yapıyor? Nabzı sakinleştirebiliyor. Onun dışında bal tüketimi nabzı sakinleştirebiliyor. Özellikle kahvaltıda bir tatlı kaşığı bal tüketebiliriz, sakinleştirebiliyor. Onun dışında özellikle elma tüketimi, özellikle salatalara elma sirkesi konulabilir mesela, nabzı sakinleştirebiliyor. Bunları mutlaka yapmamız lazım. Bunları yaparsak çarpıntı ile ilgili sıkıntılarımız daha az olacaktır. Ama ne oldu diyelim, bir ritim bozukluğu, daha öncesinde olan bir ritim bozukluğuna yakalandık ya da baktık nabzımız yüksek. O zaman nabzımızı düşürmek için bütün bu sağlıklı yaşam koşulları dışında bazı yapacağımız refleks hareketleri var. Nedir bu? Mesela derin bir nefes alıp
nefesimizi tutup burnumuzu da iyice kapattıktan sonra böyle bir iki kez ıkındığımızda ne olur? Refleks olarak bizim nabzımız düşer. Yani bunu bir iki kez yaptığınızda nabzınız çok yüksekse, 150-160'lardaysa bu refleksle siz nabzınızı azaltabilirsiniz. Eğer bir ritim bozukluğuysa bazı ritim bozuklukları sadece bu refleksle düzelebiliyor. Yani çok zor durumda kaldığınızda bunu yapın. Ama baktınız nabzınız yüksek, özellikle 150'nin üzerindeki nabızlarda ritim bozukluğu oluşma ihtimali çok yüksektir. O açıdan yakın bir yerde EKG çektireceğiz. Peki nabzımızı nasıl ölçeceğiz? Basit, elimizi koyduğumuzda bilek bölgesinden bir dakika boyunca nabzımızı sayabiliriz. Eğer çok iyi algılayamıyorsak boyun bölgesinden direkt şah damara koyup algılayabiliriz. Onu da yapamıyorsak evde bir tansiyon ölçüm cihazı varsa siz bağladığınızda zaten otomatikman size bir nabız konusunda aşağı yukarı bilgi veriyor. O açıdan hani çarpıntı olduğunda nabız sayısı da önemli. Çünkü bazı kişiler 90-100'de çarpıntı hissedebiliyor. Çarpıntım var diyor. Ya da tekleme tarzı sizin yaşadığınız sıkıntıda daha önce bununla ilgili bir program yapmıştık. Kişinin nabzı 80-90'dır ama arada teklemeleri geçiyordur. Ne yapar? Bunu çarpıntı olarak algılayabilir. O açıdan ne yapacağız? Mutlaka bir nabız sayısına da bakacağız. Yani o çarpıntının bizim için dokümante edilmesi çok çok önemli. Ona göre bu olay ciddi bir şey mi, basit bir şey mi biz algılayalım. O nokta yani bunların hepsini tek tek not alınması lazım. İzleyicilerimize özellikle söylüyorum. Ayrıca bu bahsettiğimiz konuların hepsi bizim web sayfamız olan kalbinisev.org'da ritim bozukluğu alt başlığı altında çok rahat ulaşabilirsiniz. Gelelim sizin sağlık kaninize. Biz sizinle birazcık program öncesinde de konuştuk. Takip ettiğim dönemde de ben biliyorum. Bir dönem tansiyon sıkıntımız da vardı çünkü. Evet. Bir dönem gerçekten çok sağlıklı yaşıyorduk ama son dönemde bazı şeyleri boş vermişiz. Siz de muhtemelen bunun farkındasınız. Bir kez egzersizi boş vermişiz. Bir kez çok avantajımız var. Ne? Evcil hayvanımız var. Evet. Evcil hayvanımız var. Evcil hayvanımızla beraber çok ciddi bir egzersiz yapabiliriz. Onu biraz boş vermişiz. Mutlaka günlük adım sayımızı arttırmamız lazım. Orada bir eksiğimiz var. Diğer bir nokta hafif biraz kilomuz var. Kilo ile mücadele etmemiz lazım. Onun dışında özellikle yeme içme düzenimiz biraz bozulmuş. Biraz bozulmuş. Bu da şundan kaynaklanıyor herhalde siz dediniz ya. Ritim bozukluğum bir daha olmadı, etmedi. Tabii siz tamamıyla rahatladınız. Yani oradaki o ritim bozukluğu olayı çözüldü ama bilin ki sağlıklı yaşama alışkanlık edinmezseniz ne olacak? Yeni sıkıntılar ortaya çıkabilir. O açıdan biz ne yapacağız? Her zaman sağlıklı yaşamı destur edeceğiz. Kendimize mutlaka yaşayacağız. Şimdi bakıldığında not olarak çok iyi bir not almadık. Yani biz kişilere takdir, teşekkür, teselli ve kendimize teessüf belgesi veriyoruz. Şükür ki son dönemde biraz bir aksatma olmasına rağmen sağlıklıyız. Evet. Bu en önemli nokta ve geç kalmış değiliz. Biz şu noktadan itibaren biz sağlıklı bir şekilde yaşama devam edersek, biraz hareketlenirsek, zararlı alışkanlıklardan biraz uzak kalırsak, biraz da yeme içme düzenimizi düzene soktuğumuz an ne olacak? Bizim sadece çarpıntı ile ilgili değil, tansiyonumuz da düzene girecek, şeker de, ritmimiz de her şey düzene girecek ve kronik hastalıklardan uzaklaşacağız. İnşallah. Bu açıdan ben size bir de bugünün anısına bir belge takdim etmek çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şükür ki şu an için sağlıklıyız. Sınıfı geçtik mi hocam? Şimdi geçtik ama düşük bir notta geçtik. Bu notu arttırmamız lazım sonraki dönemlerde. Bu programın sonlarına yaklaştık. Sizin gibi böyle sıkıntılardan çok muzdarip kimseler de vardır. Hı hı. Özellikle onlara söylemek istediğiniz sözler var mı? Vereceğiniz mesaj var mı? Tabii. Şimdi ilk olarak yani biraz önce de bahsettiğim gibi bu rahatsızlığı hayatlarında ilk kez yaşayan insanların bunu hafife almadan ilk yaşadıkları dakikalarda, saatlerde mutlaka en yakın hastaneye veya sağlık merkezine başvurmalarını öneriyorum. Evet. Çünkü ben geç kaldım mesela, ertesi gün başvurdum. Bu çok tehlikeli bir durum, evet, olduğunu sonradan fark ettim. Sizde altta yatan önemli bir hastalık varmış. Evet. Evet. Yani çok daha kötü sonuçları olabilirdi. Evet. Dolayısıyla bu rahatsızlığı yaşayanların ilk önereceğim şey en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları. Bunun dışında bu tedavi sürecinin sonunda belki de bir ilaç tedavisiyle uzun soluklu tansiyon veya ritim bozukluğu olarak devam etmek icap edebilir. İlaçlarını hekimlerinin
öngördüğü şekilde aksatmadan düzenli olarak kullanmalarını öneririm. Bu çok nokta da çok önemli çünkü özellikle çarpıntı ilaçları aniden bırakıldığında, ara verildiğinde çarpıntı şikayeti daha net olarak ortaya çıkabiliyor, şikayet tekrarlayabiliyor. Onun için biz ilaçların dozlarını genelde azaltarak kesiyoruz. O açıdan mutlaka ilaç kullanıyorsanız hekime danışmadan ilacı kesmemek lazım. Bu nokta da çok önemli. Teşekkür ederim. Anladım. Rica ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizimle tecrübelerinizi paylaştığınız için sağ olun. Çok güzel mesajlar da verdik. Evet. Bugün ne yaptık? Bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. Sevgili Alper Bilgi ile beraber biz çarpıntı konusunu konuştuk. Çarpıntının sebebi nedir? Ne zaman ciddiye almalıyız? Çarpıntımız olduğunda neler yapmalıyız? Çarpıntının sebepleri nedir? Çarpıntıyı azaltmak için nasıl bir yaşam tarzı benimsemeliyiz? Bunların hepsini konuştuk. Bu programın tekrarını YouTube kanalımız olan Değeri Ahmet Karabulut'tan seyredebilirsiniz. Ayrıca sonraki programlarda görüş, soru ve öneriniz için, konu başlığı öneriniz için bize sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Sağlık Karnesi programında tekrar görüşmeyi umuyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler. Ritminiz düzgün olsun. Kalbiniz ritmik olsun. Sinüs ritminde olsun diyoruz. İnşallah. Biz kardiyologlar sinüs deriz. İyi günler, hoşça kalın. Türkiye'nin spor markası Airlife, Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile Sağlık Karnesi'ni sundu.